Dündar Kılıç 1935 yılında Sürmene'de doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya göç etti. Yetişkin çağlarında Ankara'da ünlü olan kabadayılarla yakınlık kurmaya başladı. Yakın dostlarından olan Şahamettin Kınalı ile Ulus'ta bir kumarhanede oturdukları sırada ışıkların kapanmasıyla Kürt Cemali lakaplı Cemali Coşan öldürüldü ve olaydan kabadayı Mehmet sorumlu tutuldu. Kürt Cemali'nin öldürüldüğünü gören Kılıç, can tehlikesi nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. O dönemde ters düştüğü ünlü kabadayı Avni Çakıroğlu'nu yaraladı. O arada çok sayıda yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçları dolayısıyla hapishaneye girdi. 12 Eylül darbesinden sonra uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapse girdi ve 5 yıl hapis cezası çekti. 1984 yılında yapılan Babalar Operasyonu'nda sorguya alındı. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla Abuzer Uğurlu ve Behçet Cantürk'le birlikte yargılandı. 5 yıllık yargılamadan sonra beraat etti. Dönem dönem yaptığı birçok açıklamada devlet içinde faaliyet gösteren çetelerden bahsetti. 1994 yılında ağabeyi Yahya Ali Kılıç'ı kaybetti. Kızı Uğur Kılıç'ın da karıştığı Civangate skandalında da adı geçti. Uğur Kılıç'ın bu olay neticesinde öldürülmesi üzerine çıkan yorumlara, "Karanlıkta koşanlar düşer" şeklinde demeç verdi. Susurluk skandalı ile beraber, bilgilerinden yararlanılmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu tarafından ifade vermeye çağrıldı. 1994 yılında kızı Uğur Kılıç'ın ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın ricasıyla Selim Edes ve Engin Civan arasındaki anlaşmazlığı çözmek için aracı oldu. Bu olay sırasında damadı Alaaddin Çakıcı ile karşı karşıya geldi. Kızı, Çakıcı'dan ayrıldıktan sonra Uludağ'da kocasının adamları tarafından vuruldu, 10 Ağustos 1999'da İstanbul'da üst solunum yetmezliği nedeniyle öldü. Cenazesinde yeraltı, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü hazır bulundu. Doğan Yurdakul, Kılıç hakkında "Abi, Kabadayılar, Mafya ve Derin Devlet" kitabını kaleme almıştır.